İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik sorununu çözmek için proje üretmeye devam ediyor. En büyük sorunlardan biri malum trafik, hatta en başta geleni. Çözüm önerileri getirecek yenilikçi fikirler de konuşulmalı. Akıllı İstanbul için yazılım maratonu başladı. Şimdi dönelim oraya bir. Sultanak'tan orada acaba ne olacak, ne konuşulacak ve sorun çözülebilecek mi? Hekatonist 2014'teyiz. Burası bir yazılım maratonunun başlangıç noktası. O maraton birazdan başlayacak ve 36 saat sürecek. 36 saatin sonunda gençlerin yaptığı yazılımlardan çıkan sonuç İstanbul'u ya akıllı bir şehir haline getirecek ya da İstanbul eski İstanbul olarak güzelliğiyle kalacak sadece bize. Konuklarım var yanımda. Hemen mikrofonu onlara uzatmak isterim. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. Sizden başlayalım mı? Sercan Erhan kimdir? Önce bir tanıtalım kendinizi. Tabii ki. Sercan Erhan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemi Müdürlüğü bünyesinde çalışan birisi. Biz burada City SDK Avrupa Birliği projemizin bir hekatonist etkinliği için buradayız. Burada biz Coğrafi Bilgi Sistemi Müdürlüğü olarak belediye birimleri içerisinde toplu ulaşımla ilgili olarak koordinasyonu sağlayıp bu proje, bu 2011'den beri yürütmekte olduğumuz bir proje. Dolayısıyla bu projenin tüm belediye tarafındaki, yerel yönetim tarafındaki koordinasyonu sağlayarak buradaki yazılımcılarda bu etkinlik için kullanılabilir olması ve tüm Avrupa genelindeki ekosisteme İstanbul'un da katılıyor olmasını, burada yer alıyor olmasını sağlamak için buradayız. Şimdi bu projenin benzerleri Avrupa'nın 8 ülkesinde daha, değil mi, yapılıyormuş, aynen, yanlış bilmiyorum. Hangi ülkeler onlar ve biz mesela, ben buradan çıktım, İtalya'ya gideceğim diyelim. Sizin yaptığınız bir yazılımla, Türkiye'deki yazılımla İtalya'da işte trafikte rahatça seyredebilecek miyim? O akıllı trafik sistemini ben kullanabilecek miyim? Aynen. Proje 3 farklı kategorisi var aslında. Akıllı katılımcılık, akıllı turizm ve akıllı hareketlilik. Biz İstanbul olarak akıllı hareketlilik kısmında en büyük görevleri burada aldık. Bununla ilgili çalışıyoruz. Bahsettiğiniz 8 Avrupa ülkesi için kısaca böyle aklıma gelenlerden örnek vereyim. Örneğin Roma, Helsinki örnekleri var. Burada Manchester var yine. Yunanistan'dan Lamia var. Bu ülkelerde de amaç bir ortak ekosistem oluşturmak. Hem yazılımcı dostu bir ekosistem. Şimdi ortak ekosistemden kastınız ne sizin? Birebir şu. Sizin Amsterdam'da geliştirmiş olduğunuz bir toplu ulaşım uygulaması, seyahat planlaması veya toplu ulaşıma çözüm sağlayacak herhangi bir akıllı şehire konu olabilecek bir akıllı toplu ulaşım uygulaması aynen İstanbul'da da çalışabilecek, aynen Helsinki'de de çalışabilecek. Güzel, bunu duyduğuma sevindim çünkü biz haberciler sürekli seyahat ettiğimiz için. Size dönelim, İlker Yılman, aynı departmandansınız, siz de belediyedensiniz. Ben de proje koordinatörü olarak çalışıyorum, sadece arkadaşımla birlikte. Şimdi sizinki herhalde bu yazılımlar için veri toplama ayağı, değil mi? O verileri nereden, ne şekilde topluyorsunuz? Şimdi şöyle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ve bünyesinde olmayan çok sayıda toplu ulaşıma hizmet eden kuruluş var. Biz bunlardan örnek vermek gerekirse İETT, İDO, raylı sistemler, metro, şehir hatları gibi bunlara taksileri, dolmuşları da dahil edebiliriz. Bu tür verileri ortak bir ekosistemle toplayıp yazılımcı arkadaşlarımızın bu veri setini kullanarak İstanbul halkının kullanmasına yönelik uygulamalar geliştirmesine, hayatı kolaylaştırmaya, akıllı şehir yapmaya çalışıyoruz. Şimdi trafik çok büyük bir problemimiz zaten. Onu pek de yakın bir zamanda çözemeyeceğiz gibi görünüyor. Bütün raylı sistemlere vesaireye rağmen, ama bu yazılımlar bize ne kazandıracak? Diyelim ki ben Kadıköy'den çıktım, yola Yenibosna'ya şirkete gideceğim, haber yetiştireceğim. Ama inanılmaz bir trafik var. Hani metrobüste mi gitsem, oradan otobüse aktarmam rahat olur mu? Ulaştırma yolda kaldı, ne yapacağım? Buna faydası olacak mı? Buna tabii ki faydası olacak. Bu verileri sağladıktan sonraki yazılımcı arkadaşların tamamen hayal dünyasıyla ilgili bir obje. Şöyle yapılabilir mesela, örnek vermek gerekirse, siz sadece toplu ulaşımla değil, kendi aracınızla bir yere gitmek isterken hem toplu ulaşım hem aracınızı kullanabilirsiniz. Çünkü biz bu sisteme trafik verisinin yanına otoparkların, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İspark'ın otoparkların doluluk oranlarını da sisteme dahil edeceğiz. Siz evinizden çıktınız, belirli bir noktaya kadar, otoparka kadar aracınızla, ondan sonra deniz ulaşımı veya herhangi bir metrobüsü kullanarak size düzgün bir seyahat planlaması yapabilir. Yani hayatımız daha kolay hale gelecek. İstanbul akıllanacak, biz akıllanacağız, daha rahat edeceğiz gibi görünüyor, ama bir de ikinci ayağı var tabii bu işin. O veriler toplandı, yazılım olacak ki uygulamaya girsin. Ve yanımızda Leyla Arslan var, sizi de hemen tanıyalım. Leyla Arslan, TAGES Yönetim Kurulu Başkanıyım ve bu Hekatonist etkinliğin organizatörüyüm. Şimdi gençler var, onlar 36 saat boyunca bir maraton koşacaklar ve bir kazanan olacak herhalde. Peki neyi amaçlıyoruz? Bu yazılımlar neleri kolaylaştıracak bizim hayatımızda? O verileri nasıl değerlendireceksiniz diyeyim ya da?
Arkadaşlarımız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi arkadaşlarımız verileri anlattılar. Biz bir verileri bu hekatonist süresince açtık. Buradaki amaç bu verilerle uygulamalar geliştirmek. Ama bu uygulamaları vatandaşlar için geliştirmek, vatandaşlar akıllı hareket edebilmeleri için, şehirde rahat hayatlarını rahatlatabilmek için geliştirmek. Buradaki esas amaç bu. Burada bir kazanan değil, birçok kazanan olacak. Çünkü çok farklı ödül kategorileri var. Ve buradaki bir başka amaç daha, sadece vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için aslında Türkiye'deki daha fazla genci hareketlendirmek. Çok fazla genç var, çok fazla genç yazılım ve geliştiriciler var. Onları hareketlendirmek burada çok önemli. Peki şimdi kendiliğinden yazılımı öğrenmiş olan gençler de katılabiliyor mu? Yoksa belirli üniversiteler, belirli bölümler mi şart? Burada aslında dünyada yazılım geliştirme çok kolaylaştı. Bizim bu zaten projede sunduğumuz da bir yazılım geliştirme arayüzü, servis geliştirme arayüzü ve bu tip arayüzlerle çok daha kolay yazılımlar geliştirilebiliyor. Bugün 8 ve 10 yaşındaki çocuklar da yazılım geliştirebiliyorlar. Yazılım geliştirmek artık maker dediğimiz, yani yapan kişiler olmaya başladılar. Ve bu iş çok daha hızlandı. Eskiden biz bir gecede, iki günde herhangi bir şeyi geliştirmek, bir ürüne dönüştürmek çok mümkün değilken şimdi çok daha kolaylaştı. Hele ki açık veriyle, şehirlerin açık verileriyle bu inanılmaz bir boyuta geldi. Düşünebiliyor musunuz? Bir anda yüzlerce uygulama geliştirilmiş olacak açtığımız zamanları. Amaç İstanbul'u akıllı şehir yapmak. Öncelikle akıllı şehir ne demek? Bunu sizden öğreneyim. Akıllı şehir aslında akıllı insan demek. İnsanların akıllı olması için de bilgi gerek, bilgi için de veri gerek. Veri olduğu zaman veriyi de proses eden, yani veriyi de bir uygulamaya, bir sonuca dönüştüren aradaki yazılım geliştirici katmanlar olduğu zaman da vatandaşlar, insanlar bunu kullanarak hayatlarını kolaylaştırabilirler. Ancak akıllı şehir sadece insanların hayatlarını kolaylaştırmak için uygulamalar değil, aynı zamanda bu kolaylaştırmayı sağlayacak kamu otoriteleri, yerel yönetimlerin kendi planlamalarını oluşturabilmeleri için de bir takım uygulamalar geliştirmek, analizler yapmak gerekiyor. Bu anlamda da yazılım geliştiricilerin çok ciddi rolü var. Şimdi İstanbul akıllı şehir olur mu samimiyetle? İstanbul 20 milyonluk bir şehir. 20 milyonluk bir şehri akıllı şehir yapmak, hele ki pilot olarak uygulamak mümkün değil. Yani bu tip pilotlar genelde küçük yerlerde olur. İspanya'daki Smart Santander örneği gibi 170 bin kişi var. Orayı akıllı yapıyorlar ama orayı yapmalarına gerek yok. Orası zaten akıllı. Burada asıl amaç 20 milyon kişiyi bir arada akıllı yapabilmek. Bu çok önemli. Bunlar kolay şeyler değil. Ama dünya bu tarafa doğru gidiyor. Ve biz de bunu ayak uydurmak zorundayız. Eğer biz verileri açarsak, biz gençleri bu işe kanalize edersek, biz akıllı şehir yapabilmek için gerekli bütün katkıyı sağlamış oluruz. Gerisi artık kişilerin toleranslı hayatlarına, toleranslı yaşam biçimlerine ve davranışlarına. Çok teşekkür ediyorum Leyla Hanımcığım. Evet, şu an itibariyle İstanbul trafiğini çözebilecek bir yazılım henüz mümkün değil ama nedir? En azından toplu taşımayı daha entegre bir şekilde kullanabilmemiz adına çok uzak bir noktasından İstanbul'un diğer bir köşesine gitmek için en rahat, en kısa, en güvenilir yolu seçmemize yardımcı olacak gibi görünüyor Gamze Koca yeni sistem. Dileyelim ki trafiği de çözen bir yazılım en kısa zamanda bulunsun ve sözü tekrar size bırakalım. Kesinlikle güzel bir temenniydi. Umarız İstanbul'un trafik sorunu bir gün çözülür diyelim ve bu önemli yazılım maratonu da buna vesile olur. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri First Lady